bugün sizlere çok güzel bir örgü modeliyle geldim. Belki de ilk kez göreceğiniz, çok tatlı, birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir model olacak. Şöyle merserize rengarenk iplerimi aldım arkadaşlar. Tam yaz renkleri, cıvıl cıvıl. Şöyle 2,5 milimetrelik bir tığım var. Her zaman tercih ettiğim bir tığ. Ucu da bu şekilde. Tığımı aldım. Bir tane sıkılama zinciri çekerek başlangıcımı kuruyorum. Üzerine 8 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet zincirimi çektikten sonra geriye dönüp bakın birinci zincirimden şöyle kaydırma yaparak bir tane yuvarlak halka elde ediyorum. Üzerine 3 adet zincir çektim. Şimdi başını bir kere doluyorum tığımın. Orta yuvadan girip şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Tekrar doladım ve üçlü trabzan yapıyorum. Bu işlemi 3 defa tekrar ediyorum. Baştaki 3 zincirimle beraber 4 tane oldu. Bakın 2, 4. Arasına 3 adet zincir çektim. Başını bir kere doladım. Orta kısma tekrar girdikten sonra yine 1, tekrar doladım. Orta kısma giriyorum. 2, tekrar doladım. Orta kısma girdim. 3, tekrar tığımın başını bir kere doladım. 4. Bakın 4-4 trabzan yaparak ortalara da 3'er tane zincir çekerek model kurumu yapıyoruz. Bakın 4 tane oldu. 3 adet zincir çektim yine. Tekrardan 4 tane trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı üçlü bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın yine 4 tane. Şöyle köşelerden 4 adet olana kadar yapacağım. 3 zincir çektim. Son köşemi de kurup bir üst sıraya geçeceğim. Bakın 1 doladım. Bakın şöyle 2 tekrar batıyorum. 3 tekrar 4. Bakın şöyle sıkıştırdım. Bu şekilde arkadaşlar 4 tane taban olarak kurduk. Şimdi bu köşemizi arkadaşlar başını bir kere doluyorum. Bakın şurada 1, 2, 3. zincirimden bu şekilde tığımı geçirip ilmek alıyorum. Buraya da şöyle sıkı bir şekilde üçlü bir trabzan yaparak bu köşemin de ortasına gelmiş oldum. Böylece 1, 2, 3, 4 adet köşem oldu. Şimdi bir üst sırada üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Bu benim birinci trabzanım. Başını doladım. Bakın şu tam bulunduğum köşeye 12 adet üçlü trabzan yapacağım. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. 2, 3, şöyle 4, şöyle 5, 6, 7, şöyle iplik alayım, 7, şöyle 8, 9, 10, 11, 12. Arkadaşlar şöyle kenarına 12 tane trabzanımı kurdum. Şöyle saydığınız zaman toplam 12 tane oluyor. Şimdi hiç zincir çekmeden başına doluyorum. Hiç zincir çekmedim. Bakın sıradaki köşeme girip buraya da 12 tane yapıyorum. Ama arada hiç zincir çekmiyorum. Bu şekilde 12 tane buraya yapalım. Bakın 3, şöyle üçlü trabzan yapıyorum. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, şöyle 12, 12 tane de buraya yaptım arkadaşlar. Bakın 12 buraya, 12 buraya. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Başını bir kere doldum. Bakın sıradaki şu boşluktan girip üçlü trabzan yapıyorum. Buraya da 12 tane yapacağım. Bu kısma da 12 tane yapıyorum. Bu kısma da 12 tane yapıyorum. Bunun etrafını bu şekilde dolanıyorum. Bu motiften tam 4 tane yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle kamera arkasında tam 4 adet yaptım. Tabii ki ben farklı renkler yaptım ama siz aynı renklerle de çalışabilirsiniz. Şöyle sarı, pembe, yeşil, mavi tonları da arkadaşlar 4 tane yaptım. Şimdi bunu beyaz rengimizde arkadaşlar, bu rengimizde kenarını geçeceğiz ve modelimizi kuracağız. Şöyle yeşille başlayalım arkadaşlar. Herhangi bir yerin ortasından, bakın şöyle tuttuğumuz zaman şuranın ortası arkadaşlar bu kısım, görüyorsunuz. Tam şu kısımdan ilmeğimi geçiriyorum. Tığ değişikliği yapacağım. Tığ biraz elimden kaydı. Şuraya şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bu birincisi arkadaşlar. Sonra bakın hemen yanındaki yere batıyorum. 2, sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, şöyle 9, 10, 11, bakın tekrar ortaya geldiğim zaman 12.sini yapmış oluyorum. Eğer sayıları başlangıçta doğru yaptıysanız zaten saymanıza da gerek kalmaz. Arkadaşlar direkt bütün kenarlarını sık iğnesiyle şöyle geçeceksiniz. Görmüş olduğunuz her bir yeri bu şekilde geçmeniz gerekiyor. Bakın şöyle bütün etrafını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bunu bu şekilde bitirdim. Şimdi yine beyaz ipimi alıyorum. Sıradaki rengim ne olsun? Bu olsun. Şimdi bununla devam ediyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde orta kısımdan, bakın şuradan ikisini ayırdığım zaman şöyle, bakın şöyle ayırdığım zaman hemen şuradan giriyorum. Beyaz rengimi alıyorum. Buraya bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle sıkıştırdım. Şimdi burada 12 tane sık iğnemi yapıyorum. 2, şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Arkadaşlar burada 12 tane yaptıktan sonra bırakıyorum. Hemen modelimde şöyle herhangi bir yerin tam orta kısmından şöyle, bakın şuradan alıyorum. Buradaki ilmeğimi de buradan alıp bu şekilde kaydırıyorum. Ve burayı bu böyle arkadaşlar birleştirmiş oluyorum. Şimdi burada kaldığım yerden devam ediyorum. 1 diyerek devam ediyorum. 1, 2, yine 12 tane yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bu da 12 arkadaşlar. Bakın sonra buradan yine yeniden birden devam ediyor. Bıraktım. Şöyle tuttuğum zaman, şu şekilde tuttuğum zaman bakın buradan birleştirmiştik. Şimdi bu kısımdan birleştireceğiz. Şöyle şurayı ayırıyorum. Bakın tam ortasına denk gelen şu kısmı isterseniz sayabilirsiniz. İlmeğimi buradan alıp
kaydırdım, geçirdim. Şöyle baktığımız zaman bakın şu kısım böyle olacak. Şöyle bir görüntüsü olacak. Evet, burayı bu şekilde birleştirdikten sonra yine bakın şu kısımdan devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle 10 devam edelim. 11 şu da 12 arkadaşlar. Şu kalan kısmı da ben kamera arkasında devam edeceğim. Bu şekilde bunu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, bunu bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi yine devam ediyoruz. Bu sefer de sarı rengimi alıyorum. Sarı rengimi yine bakın şu orta kısmından hemen şu tam ortaya denk gelen yerden herhangi bir yerinden beyaz ipimle batıyorum. Önce bir 12 tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu birincisi. Hatta aynı yeri bir kere daha batalım ki sağlam olsun. Bu birincisi. Yanındakine batıyorum. 2 3 4 5 6 7 şöyle şurada 12'ye kadar yapayım. Evet bakın 12 adet burada 12 tane yaptım arkadaşlar. 12 tane yaptım. En son bakın burada kaldım. Göstereyim ki anlaşılıyor olsun. Şimdi burada şu kısımdan şöyle tuttuğumuzda zaten kafanız karışmasın anlayacaksınız. Şuradan arkadaşlar bakın. Evet. Çıkardım. Şuradan birleştirmemi yapacağım. Şu tam ortaya denk gelen yerden giriyorum ve buradan ilmeğimi kaydırıyorum. Kaydırdım ve bu kalan kısma da 12 tane yapacağım şimdi sık iğnemi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın 12.si her zaman buraya denk geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, buraya 12 tane yaptıktan sonra tığımı bırakıyorum. Bakın şöyle şu kısımdan tutup tam buranın orta yerinden tam ortadan giriyorum. Buradaki ilmeğimi de şöyle alıyorum. Ve şöyle kaydırıyorum arkadaşlar. Kaydırdıktan sonra bakın burası da bu şekilde katlanıyor. Tıpkı bu taraf gibi. Bakın şöyle. Sonra yine buradan saymaya başlıyorum. 1 2 3 Arkadaşlar bu şekilde bütün bu kalan kısmını sık iğneyle tamamlayacağım. Bundan sonrasında hiçbir şey yapmayacağız. Burayı böyle sık iğneyle tamamlayacağım. Arkadaşlar bu şekilde bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi sonuncusunu birleştiriyorum hemen. Yine şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu sefer çift taraftan birleştireceğiz. Önce arkadaşlar her zaman olduğu gibi hemen beyaz ipimle şu kısımdan bir sık iğne yaparak başlıyorum. Tam ortadan girdim. Sık iğne yaparak başlayacağım. Diğerlerinde olduğu gibi aynı yeri bir kere daha batmak istiyorum. Sağlam bir sık iğne ile başlayalım. Arkadaşlar 12 tane buraya yapıp geliyorum. Arkadaşlar 12 tane sık iğnemi beyaz rengimle yaptım. Şimdi artık bu son kısmı birleştirebilirim. Şöyle yapıyorum ben. Şöyle tutayım. Bakın. Şöyle tuttuğum zaman yerleştirip öyle bakıyorum. Bıraktım ilmeğimi. Hemen sarı rengimde bakın tam ortaya denk gelen şu sık iğnenin tepesinden giriyorum. Buradaki ilmeği de bu şekilde kaydırıyorum. Ve geri bu tarafa gelip hiç zincir çekmeden direkt bakın buradaki yerden
sık iğnemi yapıyorum. 1, 12 tane yapacağım. 2, 3. Bakın şuraya gelene kadar burayı yapacağım. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar yaptım. İlmeği çıkartıyorum. Şöyle karışık gibi görünebilir ama elinizde düzeltin. Şöyle yaptığınız zaman zaten bakın model çıkmaya başladı. Bu sefer bu kısmın tam ortasından giriyorum. Bakın tam ortadan. Bu şekilde tam ortadan girdikten sonra buradaki bırakmış olduğum ilmeği de ortanın içinden kaydırıp buraya birleştirmiş oldum. En son arkadaşlar modeli düzelteceğiz. Şimdi burada kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın şu ilk boşluktan giriyorum. Birinci sık iğnemi yapıyorum. Sonra 2. Burada arkadaşlar şöyle burayı 12 tane sık iğneyi tamamlayana kadar yapıyorum. Evet, ben bunu arkadaşlar şuraya kadar yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi son kısımda farklı olarak bu kısımda iki tarafı birden birleştireceğiz. Çünkü modelimiz bitiyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın şöyle eğdiğimiz zaman zaten model ortaya çıkıyor. Son olarak da burayı birleştirmemiz gerekiyor. Şu kısmı birleştirmemiz gerekiyor. Buranın orta yerinden, yani buradan şu kısımdan ilmeğimi alıyorum ve buradan hop kaydırıyorum. Evet, çok güzel oldu. Arkadaşlar sonrasında aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle 12 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Zaten kalan kısımda 12 adet. Şimdi ben buradaki bütün yerleri sık iğne yapacağım kamera arkasında. Şöyle sıkıştırarak. Evet. Arkadaşlar burayı tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar çalışmamı tamamladım. Ortaya böyle şahane bir motif çıktı. İstediğiniz her yerde bu motifi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bununla çok güzel yatak örtüsü, battaniye yapabilirsiniz. Özellikle böyle motif motif birleştirip yatak örtüleri gerçekten çok güzel olur. Bardak altlığı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın bu şekilde bardak altlığı olarak kullanabilirsiniz. Ben olsam bundan yatak örtüsü yapardım ya da böyle runner da olur arkadaşlar, birleştirerek. Çok şık olur gerçekten. İstediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Arka yüzü bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde. Gerçekten bakmaya doyamadım. Bir sonraki örgü çalışmasında görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.